Finlandiya'dan bütün takipçilerime selamlar ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün sabah gene Lahti şehrinden, yaşadığım Lahti şehrinden Tampere şehrine gidiyorum. Okulum için bir değerlendirme yapılacak. Sınavım var yani kısacası. Umarım başarılı olurum. Hem iki tane sınavım var. Bir tanesinden geçsem o benim için kârdır diyorum. Çünkü ikincisini hazırlanamadım maalesef. Türkiye'de yeni geldiğim için. Ama sizlere Finlandiya hakkında elimden geldiğince videolar yapmaya çalışıyorum. Bu defa sizlere kısa kısa videolar yapmak istiyorum. Öyle bir karar aldım. Umarım başarılı olurum. Çünkü uzun videolar farkındayım sıkıyor sizleri, arkadaşları, takipçilerimi. Kısa kısa videolar yapmak istiyorum. Şimdi yola çıkıyorum. Yolda ben mola vereceğim. Sınavımı verdikten sonra dönüşte bir yere uğramak istiyorum. Gerçi daha önce uğramıştık ama fazla bilgi verememiştim ben size. Başka konu hakkında konuşmuştuk. Bu şekilde iki gölün birleştiği yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun da kısacık bir hikayesini anlatıp böyle kısa kısa videolarla sizlerle beraber olmayı istiyorum. Şimdi gidelim. Videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bu emekler boşa gitmesin diyorum. Hadi yola çıkalım. Neyse Tampere'ye yaklaştım sayılır. Bir kahve molası verelim. Oradan kısa bir video çekeyim size. Sonradan ben okula gideyim. Okuldan sonra devam ederiz. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Arkadaşlar gördüğünüz yerde mola verdim. Çok güzel bir yer. Şöyle görüyorsunuz. Size mola verdiğim yeri de göstereyim. Bir kahve içtim. Sonra okula devam. Arkadaşlar okul bitti. Dediğim yere geldim. Mola verelim. Maalesef sınavın birini veremedim. Birini verdim. Neyse onu zaten kendim biliyordum. Biz hadi o sınav işini unutalım. Bu güzel doğanın tadına bakalım. Tadını çıkaralım.
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Arkadaşlar merhabalar. Yol kenarında gene mola verdim. Kahve molası. Güzel bir manzara eşliğinde. Gördüğünüz üzere kahvemi yudumluyorum. Finlandiya'nın doğasının tadını çıkarıyorum. Finlandiya'nın doğası yaz aylarında benim için favoridir. Kış aylarında da bazıları için olabilir ama karı sevenler, kışı sevenler içindir. Kışın bu doğayı bu şekilde göremezsiniz. Karlar altındadır çünkü. Ama o da ayrı bir güzelliktir. Bu yazın güzelliğinin yanında sivrisinekleri de boldur. Farkındaysanız sivrisinekler etrafında arı oğulu gibi kol geziyorlar. Ben kahve içiyorum. Sonra devam edelim. All I want and I pray, all I need are some better days. Better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Arkadaşlar, olduğum yer iki gölün birleştiği yer. Bunları, şu tepecikleri harıyor diyorlar. Bunlar buzul çağı bitince, buzullar erimeye başlayınca beraberinde getirdiği kumlardan oluşan tepecikler bunlar. Bu tepecikler yığınlar halinde. Bunlar genelde kum yığınlarıdır. Bu kum yığınları bir şekilde göller yaratmıştır. Etkilerini farklı olmuştur yani. Çok büyük etkileri olmuştur. Bu kum yığınları gölleri ikiye ayırmıştır. İki ayrı göl. Burada olduğum gibi. Bu gördüğünüz köprünün olduğu yer, bunu insan eliyle 1821 ile 1829 arasında bu iki göl arasını kazmışlar, birleştirmişler ama buraya bir set çekmişler. Gerektiğinde suyu her iki göle de verelim diye, nerede fazlaysa göl, yani bu şekilde bir sistem kurmuşlar. Ama 1830 yılında, tabii doğaya karşı gelinmiyor, 1830 yılında bu setti, yapılan insan eliyle yapılan setti doğa geri almış, yıkmış. Yıkınca da diğer bir gölün su seviyesi 2 metre kadar düşmüş, yani diğer bir göle atmış. Gördüğünüz hangi taraf olduğunu bilmiyorum. Yazıyor Lengelmet Bedem Gölü diyor. 2 metre düşünce su seviyesi düştükten sonra da 2000 hektar kadar da tarla sürülebilir. Tarla meydana çıkmış. Bu şekilde burası, böyle bir tarihi varmış. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videomun da sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi bana gösterirseniz beğenerek, kanalıma abone olarak ya da sosyal medyada bu videolarımı paylaşarak memnun olurum diyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu olun, aktif olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir de unutmadan bana iyi yolculuklar dileyin.
İnşallah kazasız belasız gideriz. Önümde 100 kilometreden fazla yol var. Hepinizin de bildiği gibi tek yön 140 kilometreye yakın bir yol geldim bugün. Yani 140-280 kilometrelik bir yol yapacağım bugün. Toplamda. Hoşçakalın.